Herkese merhaba. Elektronik tasarım serisinde 7. dersimiz opamplar, yani yükseltiçler. İşlemsel yükseltiç opamp nedir? Yükseltiçler girişindeki düşük gerilim seviyesini çıkışında belirli bir oranda büyütülmüş olarak verir. Aslında güç kaynağından aldığı enerjiyle girişindeki sinyali belirli bir oranda büyüterek çıkışta güçlü sinyal elde edilmesini sağlar. Yükseltiç türleri çalışma şekillerine göre, kullanım şekline göre, frekans durumuna göre, bağlantı şekline göre veya yükün rezonans durumuna göre sınıflandırılabilir. Düşük frekans yükseltiçleri, ses frekans yükseltiçleri, ultrasonik yükseltiçleri, geniş bant yükseltiçleri, radyo frekans yükseltiçleri, enstrümansiyon yükseltiçleri, video yükseltiçleri, küçük ve büyük sinyal yükseltiçleri gibi. İşlemsel yükseltiç İngilizce operational amplifier teriminin Türkçesidir. İşlemsel yükseltiçler ile ilgili terimlere gelirsek, kazanç bir yükselticin girişine uygulanan sinyalin çıkışta ne kadar yükseltildiğini ifade eden birimsiz bir katsayıdır. Ürün bilgi sayfalarında gain G ya da amplitude voltaj AV şeklinde gösterilir. Giriş direnci bir devrenin kendinden önce gelen devreden ne kadar akım çekeceğini ya da bu devreden gelen çıkış akımına ne kadar direnç göstereceğini ifade eder ve ürün bilgi sayfalarında RI ile gösterilir. Çıkış direnci. Çıkış direnci bir devrenin çıkış terminali ile toprak arasındaki dirençtir. Diğer bir deyişle bu direnç devrenin çıkışından ne kadar akım çekilebileceğini, devrenin ne kadar akım verebileceğini gösterir ve ürün bilgi sayfalarında RO şeklinde belirtilir. İşlemsel yükseltiçlerin temel özellikleri yüksek giriş direnci, düşük çıkış direnci ve yüksek gerilim kazancıdır. İşlemsel yükseltiçler BJT, bipolar junction transistörü, JFET, Junction Field Effect Transistör veya MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistörü kullanılarak üretilir. Giriş dirençlerinin yüksek olması sebebiyle JFET transistörleri yaygın kullanılmaktadır. Yanda LM741 opampının iç yapısını görmektesiniz. Burada fark yükseltici kademesi, ön akım kazanç kademesi, çıkış kademesi görülebilmektedir. İdeal ve pratik işlemsel yükseltiçler. İdeal bir işlemsel yükselticin açık çevrim kazancı sonsuzdur ve çıkış direnci sıfırdır. Geri beslemesi olarak. Çıkış direnci sıfır olduğundan dolayı sonsuz akım sürebilir. Gerilim kaldırma kapasitesi sonsuzdur. Yani diğer bir deyişle her gerilimde çalışır. Gürültüsü yoktur ve bant genişliği sonsuzdur. İki giriş arası ve girişler ile toprak arası direnç sonsuzdur. Tabi bu ideal yükseltiç tanımı. Her zaman ideal değerler ile gerçek değerler arasında farklılıklar vardır. Üretici firmalar devre elemanının özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi ürün sayfalarında verirler datasheetlerinde. Opamplar ile ilgili bilgi sayfalarında giriş dengesizlik gerilimi, giriş dengesizlik akımı, giriş kutuplama akımı, giriş direnci, çıkış direnci, çıkış kısa devre akımı, açık çevrim gerilim kazancı, bant genişliği, ortak işareti bastırma oranı ve çıkış değişim hızı gibi özellikleri belirtilir. Aşağıdaki tabloda, daha doğrusu yanındaki tabloda LM741 için bu özellikler görülmektedir. İşlemsel yükseltiçlerin iç yapısı basitçe açıklamak gerekirse giriş, kazanç ve çıkış kısımları olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Fark yükseltici. Giriş kısmında iki giriş pini arasındaki voltajı yükselten fark yükseltici bulunur. Fark yükseltiçleri girişlerine uygulanan iki sinyalin farkı ile orantılı bir çıkış sinyali üretirler. Bu devrede girişler iki ayrı transistörün base'ine uygulanırken kolektör uçlarından ise çıkışlar alınır. Fark yükseltici devresinin giriş gerilimleri VG1 ve VG2 birbirine eşit veya sıfır olduğu zaman transistörlerden geçen akımlar da birbirlerine eşit olur. Bu durumda çıkış gerilimi de sıfır olacaktır. Bu duruma devrenin denge hali denir. Devrenin giriş gerilimlerinden birinin değiştirilmesi durumunda denge hali bozulur. VG2 sabitken VG1'in değiştirilmesi durumunda çıkış gerilimi de VG1 ile aynı yönde değişecektir. Bu yüzden VG1 kaynağının bağlı olduğu pine evirmeyen non-inverting uç denir. VG1 sabitken VG2'nin değiştirilmesi durumunda çıkış gerilimi VC de VG2 ile ters yönde değişecektir. Bu yüzden VG2 kaynağının bağlı olduğu pine eviren yani inverting uç denir. Girişlerden hangisinin genliği büyük ise çıkış sinyali o girişin işaretini alır. İşlemsel yükseltiçlerin iç yapısı basitçe açıklamak gerekirse giriş, çıkış, kazanç
ve çıkış kısımları olmak üzere giriş kazanç ve çıkış kısımları olmak üzere 3 kısımdan oluşur demiştik. Gerilim yükseltici ne gelirsek gerilim yükseltici bölümü işlemsel yükseltişlerin kazanç katıdır. Bu bölümde istenilen yüksek kazancı elde edebilmek için art arda bağlanmış birkaç yükseltiş devresi bulunur. Çıkış direnci oldukça yüksek ve kazanç ve yüksek kazançlı bir devredir. Çıkış katı işlemsel yükseltişlerde düşük çıkış direnci elde edebilmek için çıkış katlarında simetrik kolektörü şase yükseltiş devreleri kullanılır. Böylece yeterli yük akımları elde edilebilir. Kullanacakları yere göre çok çeşitli boyut ve kılıflarda işlemsel yükseltişlerin üretilmesi mümkündür. Malzeme olarak metal, plastik ve seramik kılıflar kullanılabilir. Ayrıca kullanılacakları devre ve devrede ayrılabilecek yerlere göre farklı boyutlarda üretilmektedirler. Devre şemalarında işlemsel yükseltişler yukarıdaki gibi 3000'li bir üçgen sembolü ile gösterilebilir. Bazı OPAM sembollerinde besleme girişleri de gösterilebilir. Eksi işaretli giriş evren girişini, artı işaretli giriş ise evirmeyen girişini göstermektedir. Kullanım amacına, kullanıldıkları devredeki montaj şekillerine, çalışma frekanslarına göre farklı kılıflarda özellikle üretilmekte olan işlemsel yükseltişlerin ayak bağlantıları da farklı olabilmektedir. Yanında LM741'in ayak bağlantılarını görmektesiniz. Örneğin LM747 çipinde 2 adet opamp bulunmakta, yine yandaki resimde görmektesiniz. Çeşitli kodlandırmalar mevcuttur. İhtiyacı kullanım alanına göre çeşitli özellikli ve kılıflarda üretilmektedirler. LM National, MC Motorola, Texas SN, Fairchild NE gibi yine C ticari, I endüstri, M askeri, C seramik, P plastik gibi adlandırmalarda kullanılan harflerin belli bir anlamı söz konusudur. Beslenmesine gelirsek, şemsel yükseltişlerin pin diyagramlarında VX ve VRT ile gösterilen pinler OPAMP'ın besleme kaynağı girişlerini belirtir. Şemsel yükseltişlerin çalışacakları besleme gerilimleri her bir OPAMP'ın kendi bilgi sayfasında belirtilir. Örneğin LM741 yükseltiş kullanılıyor ise 7 numaralı pine pozitif besleme uygulanırken 4 numaralı pine de negatif besleme uygulanır. Eğer besleme gerilimi bir pilden sağlanıyor ise toprak olarak pillerin birleşim noktası kullanılır. Eğer işlemsel yükseltiş AC sinyal yükseltici olarak kullanılıyor ise tek güç kaynağı kullanmak yeterli olacaktır. Elektronik sistemlerde işlenecek sinyallerin hemen hemen hepsi düşük genliğe sahip, yani zayıftır. Bu sistemlerin pek çoğunda yeterli derece yükseltilmiş elektriksel sinyallere ihtiyaç duyulduğundan sinyalleri istenilen derecede kuvvetlendirmek için yükseltiç yani amplifikatör devreleri kullanılır. Yükseltişler gerilim ya da akım yani sonuç olarak güç kazanmak için kullanılır. Bir yükseltiş girişine uygulanan zayıf elektrik sinyallerini devresindeki aktif devre elemanları yardımıyla çıkışına büyütülmüş olarak aktarır. Bunu yaparken güç kaynağından aldığı enerjiyi kullanılır. Bu enerjiyi giriş sinyaliyle aynı özellikteki fakat daha güçlü bir çıkış sinyali elde etmek üzere işler. Sonuçta yükselticinin çıkışından alınan elektriksel sinyalin gücü girişine uygulanan sinyalin gücünden daha yüksektir. Günümüzde kullanılan yükseltiş türleri çalışma şekillerine, kullanım şekillerine göre frekans durumuna, bağlantı şekillerine göre ve yükün rezonans durumuna göre sınıflandırılabilir. Umarım yararlı olmuştur. Bu sunumun hazırlanmasında aşağıdaki siteden yararlanıldı. İçerik için kendilerine teşekkür ediyoruz.